Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın hayatında kadın olsun, erkek olsun, doğumdan sonraki en önemli gelişmelerden birisi, belki de doğumdan sonraki en önemli gelişme, buluğ çağı gelişmesidir. Yani erkeğin veya kadının çocukluk merhalesinden geçip erkek olma, kadın olma merhalesine geçiş sürecidir. Buna biz buluğ çağı adını veriyoruz. Bu insandan insana bir yıl, iki yıl, üç yıl sürebilmektedir. Fizyolojik olarak, yani beden yapısı olarak çok ciddi farklılıklar ortaya çıkar. Tüylenmeden ses şekline, vücudun yeni bir şekil almasına varıncaya kadar pek çok farklılıklar, yani insanın bedenindeki farklılıklar ortaya çıkar. Bu süreç insanın, yani çocukluktan erkekliğe veya kadınlığa geçen insanın, şeytan açısından da özellikle ilgilenilen günlerde olması şeklinde yansır. Bunu biz buluğ çağına geçiş yaptığımız günlerdeki durumumuzu, reflekslerimizi, hislerimizi, düşüncelerimizi, annelerimiz, babalarımızla olan konuşmalarımızı, onların emirlerine, isteklerine, yasaklarına verdiğimiz cevapları düşünürsek gayet rahat anlarız. Çünkü bu süreç her insanın geçirdiği bir süreçtir. Kimi hafif, kimi ağır depresyonlarla bunu geçirmiştir. Özellikle anneler, babalar birinci dereceden. İkinci derecede de bu yaşlardaki çocukları eğitmekle görevli olan eğitimciler, bu dönemin sadece çocuğa emirler vermek, yasaklar getirmek, ders çalıştırmaktan ibaret olmadığını bilmek zorundadırlar. Bu dönemde çocuk karşısında öğretmen ve onun durumunu takdir edebilen bir öğretmen görmelidir. Sadece Kur'an öğreten, iyi matematik öğreten, coğrafya bilgisi çok iyi olan öğretmen, bu dönemdeki gençlerin yanlış yollarda uzun yıllar sürüklenmelerine neden olabilirler. Özellikle vurgulamakta fayda var. Bu dönemde hemen bir psikoloğa gidip, bir pedagog himayesinde bu sorunlu günleri geçirmeye çalışmak, yani psikolojinin, pedagojinin himayesinde öğretmenlik yapmak, annelik, babalık yapmak, çok kolay olanı tercih etmektir. Küçük bir pedagog, küçük bir psikolog olmak zorundayız. Anne olanlar, baba olanlar, öğretmen olanlar, çocukların 10 yaşından itibaren bu süreci atlattıkları yaşa kadar olan süreyi nasıl geçireceklerine dair bilgi sahibi olmalıdırlar. Bir de özellikle sabır denizi olmalıdırlar. Çünkü bu dönemde şeytana yapılabilecek en büyük destek, şeytanın razı olacağı en iyi tavır sabırsızlıktır. Anneler, babalar ve eğitimciler buluğ çağına gençleri hazırlamalıdırlar. Bu hazırlık psikolojik olarak, pedagojik olarak olmalı, sabır olarak olmalı, fıkıh bilgisi olarak da olmalıdır. Çocuklara kesinlikle erginlik çağının farklılığı anlatılmalıdır. İlk belirtilerden ibaret. Çocuk bu bilgileri yabancılardan, şeytana yakınlardan almadan önce anneden, babadan almalıdır. Kız olsun, erkek olsun. Meni nedir? Mezi nedir? Gusül nedir? Bunu öğretmeyen anne, baba, bundan sıkılan anne baba
çok sıkılacağı, utanacağı olaylara zemin hazırlamaktır. Annelik, babalık doğumda ortaya çıktığı gibi buluğ çağında bir kere daha ortaya çıkmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.